Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 41. videosuyla karşınızdayım. Bu seri 100 videodan oluşuyor. Her videoda 3 farklı cümleyi çözümleyerek Türkçeden Fransızcaya tercüme ediyoruz. Toplamda 300 cümleyi tercüme etmiş, çalışmış olacağız. Haydi başlayalım. Bu videonun ilk cümlesi Latince ölü bir dil değildir. Şimdi cümlenin öğelerini çıkartmaya başlayalım. Türkçe cümlenin yükleminden yani fiilin çekilmiş halinden neler çıkartabiliriz? Değildir dendiğine göre öncelikle değili alalım. Bakın. Değil bize la negasyon yani olumsuzluğu gösteriyor. Olumsuzluk. Demek ki cümle olumsuz bir cümle. Yani C'est une negatif diyebiliriz. Fransızcaya ne ile bu olumsuzluğu aktarabiliriz. Hemen yanında dir var. Şimdi bu bize fiili gösteriyor. Yani être fiilini. Être olmak demek. Dikkat edin bazen öğrencilerim yanlış okuyor. Être diye okumayın fiili. Fiil être. Yani buradaki ö'yü açmanız lazım. Et diye. Et Türkçe'ye yim, yım, sin, sın, dir, dır karşılıklarını verir. Sonrasında burada dil var. Bakın. Dil Fransızca'da la langue, feminin bir sözcük. Dil demek. Hemen yanında bir var. Buradaki bir aslında bir artikle endefini. Şuraya yazalım. Artikle endefini. Yani bir dil dendiğine göre, feminin bir sözcük olduğuna göre ün. Dolayısıyla bizim Fransızcaya cümleyi tercüme ederken ün kullanmamız gerekecek. E, artikle endefiniyi çıkartacağız, kullanmayacağız. Hemen yanında ölü var. Şimdi... Bu e, bir sıfat öncelikle. erjektif. Neden? Atr fiiliyle birlikte kullanılıyor zaten. Yani ölü olmak gibi düşünebilirsiniz. Sıfat olduğuna göre e, masculine ve feminin diye akorlanıyor pek tabi. Dolayısıyla yazalım. More. Eril. Mort ise bakın sonunda ö var. E, dişi olarak kullanılıyor. Akorlanıyor. Peki. Eş anlamlısı ne var? Onlara da bakalım. Pek tabi bu cümlede uygun olmaz. Burada kullanamayız ama. Yine ölü ya da merhum karşılıklarını verebilecek bir sıfat var. O da difun. Yine akorlayıp e, eril ve dişi diye değiştirebileceğimiz bir sıfat. Ya da difunt ee, tabii ki insanlar için kullanılması daha uygun. Bu cümlede kullanamayız. Devam edersek ne kaldı? Latince kaldı. Yani cümlenin öznesi. Latince'nin Fransızcası. Le latin. Son olarak neyi söylememiz gerekir? Cümlenin zamanı. Yine fiilin e, çekilmiş halinden çıkartıyoruz ki bu cümle bir şuraya yazalım. Le présent yani geniş zaman cümlesi le présent geniş zaman yazalım. Tabi present Türkçe'ye aynı şekilde şimdiki zaman karşılığını da verir. Yani Fransızca'da şimdiki zaman ve geniş zaman present. Farklı farklı iki tane zaman yok. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre çevirisini yapmaya başlayabiliriz. Şuradan yazalım. Aynı şekilde Latince diye başlayacağız. Yani Lületen. Şimdi fiili yazacağız. Fiilimiz être fiiliydi. E, Lületen için ya da il şahıs zamirine göre prezantta çektiğimizi düşünün. Şuraya yazalım. E diye. Ama ne var? Olumsuzluk var. Yani negasyon var. Nöpa çekilmiş fiilin iki tarafına geliyor. Şöyle düşünün. Lülaten, nepa, latince değildir. Ne değildir? une langue, bir dil ölü mort dil feminin olduğu için sıfatı akorlayıp bir tane ö koyduk sonuna. Sonrasında normalde burada nö ve etrin çekimi e bu şekildeyken iki e, iki sesli harf yan yana geldiği için bir tanesini atıp üstten virgül koyuyoruz. Şimdi bir defa okuyarak kontrol edelim. Latince ölü bir dil değildir. Le latin ne pas une langue mort. Dikkat ettiyseniz okurken ne pas une langue dedik. Yani şuradaki iki sesi birbirine bağladık. Buna Türkçe'de ulama deniyor. Fransızcası la liaison. Cümlenin okunuşu daha güzel, daha akıcı olsun diye iki farklı sesi birbirine bağlıyoruz. Haydi bir sonraki cümleye geçelim. Videonun ikinci cümlesi, seyahat etmeyi ve fotoğraf çekmeyi seviyorum. Seviyorum diye bittiğine göre cümle, bakın şuradan cümlenin öznesini bulabiliriz. Türkçe cümlenin ben diye başladığını, ben seyahat etmeyi ve fotoğraf çekmeyi seviyorum şeklinde olduğunu düşünün. Dolayısıyla Fransızca'ya çevirirken Jo şahıs amirini kullanmamız gerekecek. Hemen buradan çıkartabileceğimiz başka bir şey var. O da fiil. Fiilimiz sevmek fiili. Sevmek fiili Fransızca eme. Eme fiili bir prepozisyon almıyor. Yani eme a, de gibi bir prepozisyon yok. Sonrasında yine buradan cümlenin zamanını çıkartabiliriz. Aslına bakarsanız seviyorum diye bittiğine göre öncelikle cümle sanki şimdiki zaman gibi görünüyor. Mesela ben okula gidiyorum gibi. Yani eylem sanki şu anda devam ediyor gibi. Ancak bu cümlede bir alışkanlığı anlatıyor. Alışkanlıklarımızı sevip sevmediğimiz şeyleri aslında geniş zaman ile söylüyoruz. Şuraya yazalım. Geniş zaman diye. Zaten bizim için değişen bir şey yok. Zira Türkçedeki şimdiki zamanda, geniş zamanda Fransızcada le présent. Yani Fransızcada iki farklı zaman yok. Present ile hem şimdiki zaman hem geniş zamanı karşılıyoruz. Sonrasında hemen diğer fiili bulalım. Bakın şurada ne var? Fotoğraf çekmek. Şuraya yazalım. Fotoğraf çekmek. İsterseniz ikiye ayıralım. Şimdi çekmek karşılığı Fransızca'da prendre. Fotoğraf ise de foto diye düşünelim burada. De foto. Zira yapı şöyle Fotoğraf çekmek için prendre de photo kullanılıyor. Hadi burayı biraz daha açalım. Mesela fotoğraf için direkt karşılığı la photo. Yani e, ismin feminin olduğunu bir yazalım. La photo. Sonrasında fotografiye diye bir fiil de var Fransızca'da. Fotografie. Bu da fotoğraflamak demek. Öyle düşünün. Ancak e, güncel kullanım, prendre de photo yani fotoğraf çekmek. Prendre fiili bir sürü yerde kullanılabilir biliyorsunuz. Peki prendre fiili hangi anlamlara gelir? Onları yazalım, ek bilgi olsun. Prendre öncelikle almak demek, almak. Sonrasında burada kullanacağımız şekilde yani prendre de photo'da olduğu gibi çekmek anlamını verir. Sonrasında bir ulaşım aracına, otobüse, metroya binmek karşılığını verir. Mesela prendre le bus, prendre le metro gibi. Başka, mesela bir şeyi içmek e, anlamında kullanılabilir. İçmek. Prendre du café gibi. Sonra yemek anlamında kullanılabilir. Yani manger fiili karşılığına kullanılabilir. İlerleyen videolarda belki prendre fiiline başka karşılıklar bulup yazabiliriz, kullanabiliriz. Şimdi cümlemize dönelim. Burada V var. ve Fransızca'ya da bağlaç. Karşılığı çok kolay. E. Sonrasında bir fiil daha var. O ne? Seyahat etmek. Şöyle yazalım. Seyahat etmek fiili Fransızca'da voyage. Şuraya açalım. Bakın. Voyage fiil yani seyahat etmek seyahat etmek İsim hali le voyage voyage o da seyahat gezi demek seyahat gezi yine aklıma gelmişken bir şey yazayım size o da l'invitation l'invitation o voyage Charles Baudelaire'in harikulade bir şiiridir. Edebiyata, şiire merakınız varsa okumanızı tavsiye ederim. Envitasyon davet demek. Envite davet etmek fiili. Voyage seyahat demiştik. Dolayısıyla şiirin ismi seyahate, seyahate ya da yolculuğa davet. Kimin şiiri? Charles Baudelaire'in yazalım. Charles Baudelaire. Tam burada şunu da ekleyebiliriz. Şairin ismi Charles. Şimdi bu isim hem Fransızca'da hem İngilizce'de kullanılıyor. Dolayısıyla mesela İngiltere'de e, bu ismin söylenişi, okunuşu Charles diye. Charles. Prince Charles var diye öyle düşünün. Fransızcası Charles. O şekilde okuyun. E, pek tabii özel isim ve e, özel isimlerin okunuşunda hatalar olabiliyor. Gayet normal. Devam edelim. Ne kaldı? Ekleyeceğimiz bir şey daha var. Bakın o da şu. Seyahat etmek fiil voyage demiştik ama etmeyi diyor. Fotoğraf çekmek fiildir. Prendre de photo demiştik ama bakın çekmeyi diyor. Şimdi bu ikisinin karşılığı direkt olarak prepozisyon. Yani fiilin yönlendirme eki, yönelme eki. Preposition feminin bir sözcük. Ee, hangi fiili kullanacağız biz cümlemizde? Asıl kullandığımız fiil nedir? Sevmek fiili. Şimdi sevmek fiili bir prepozisyon almıyor demiştik. Dolayısıyla sevmek fiilini je şahıs göre prezantta çekip cümlede kullandığımızda bu iki karşılığı da vermiş olacağız. Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre, mantığını anladığımıza göre Fransızca'ya çevirisini yapabiliriz. Şuradan yazalım. Seyahat etmeyi ve fotoğraf çekmeyi seviyorum. Fransızca'ya ben seviyorum diye başlayacağız. Hemen yazalım. Jem, ben seviyorum ya da ben severim. Neyi? Seyahat etmeyi. Hemen di mastar olarak yazıyoruz. Zira Fransızca bir cümlede şahıs zamirine bağlı fiili çekerek yazdıysak diğer fiillerin hepsi master olarak yazılıyor. Devam edelim. Je voyage. Ben seyahat etmeyi seviyorum. Başka? Ve fotoğraf çekmeyi. E. Prendre. Prendre. Şuradan yazalım. De foto. Tabi burada bu yapıda fotoğraf çoğulu olarak yazılıyor. Zira bir tane fotoğraf çekmeyi seviyorum değil, bir sürü fotoğraf çekmeyi seviyorum gibi olduğunu düşünebilirsiniz. Şimdi bir kere okuyarak kontrol edelim. Ben seyahat etmeyi ve fotoğraf çekmeyi seviyorum. Je voyage et prendre des photos. Videonun üçüncü cümlesi, bugünün işini yarına bırakma. Öncelikle bu bir atasözü. Şuraya yazalım. Ata sözünün Fransızcası ise le proverbe şurada dursun. Peki yeri gelmişken deyim nedir? Deyimin Fransızcası ise la locution. Locution ya da le idiom olabilir. Peki ata sözü ve deyim arasında ne fark var Türkçede? Şöyle düşünün, sözleri öğüt verir, yol gösterir. Yani içinde bir mesaj vardır. Deyimler e, ise öğüt vermez, yol göstermez. Mesela yaka silkmek. Yaka silkmek bir şeyden bıkmak demek. Öğüt vermez, öğüt vermiyor, bir mesajı yok. İkisinin arasındaki farkı böyle e, kısaca söyledikten sonra Devam edelim. Şimdi hemen fiili çıkartalım. Bakın fiilimiz bırakmak. Bırakmak fiilinin Fransızcası laisse. laisse. Şimdi bırakma dendiğine göre bakın fiilin emir kipinde çekildiğini anlıyoruz. Emir kipi. Zaten atasözleri genellikle sen ya da siz şahıs samirine yönelik emir kipiyle oluşturulur. Zira öğüt veriyor. Şimdi emir kipinin Fransızcası imperatif ve bırakma dendiğine göre tü yani sen şahıs zamirine yönelik oluşturulduğunu anlıyoruz. Sonrasında ne var bakalım hemen. Mesela yarın var. Yarın bir zaman belirteci Fransızcası dömen dömen Yarın a dediğine göre bunu bir prepozisyonla vermemiz lazım. A prepozisyonuyla buradaki karşılığı rahatlıkla verebiliriz. Zaten ikisini birleştirsek. A dömen yarına karşılığını verir. Aynı zamanda sonra görüşürüz ya da yarın görüşürüz demek. Bunu da böyle aklımızda tutalım. Hemen yanında ne var? İş var. Bakın. işin Fransızcası le travail. İş. Hemen yanında da ne var? Bugün var. Şimdi önce bunu alın. Bugün bir zaman belirtici. Fransızcası aujourd'hui. Ancak ne diyor? Bugünün işini diyor. Yani bir tamlama var. Bakın. Nin'nin tamlamayı gösteriyor bize. Fransızca'da tamlamayı dö ile oluşturabiliriz. Yani bugünün işini dendiğine göre şurayı da şöyle birleştirsek. Le travail le travail d'aujourd'hui diye düşünebiliriz. Aujourd'hui. Şimdi değinmemiz gereken bir şey daha kaldı. O da ne? Bakın cümle nasıl bitiyor? Bırakma diye. Şimdi bırak deseydi olumlu emir kipi cümlesi, olumlu emir cümlesi derdik. Ama bırakma dediğine göre burada bir olumsuzluk olduğunu anlıyoruz. Yani negasyon var burada. La negasyon. Fransızca karşılığını nöpa ile verebiliriz. Demek ki lese fiilini emir kipinde sen şahıs zamirine göre çekeceğiz ve olumsuzluğu kullanacağız. Cümlenin bütün kelimelerini çıkarttığımıza göre, yapısını anladığımıza göre çevirisini yapmaya başlayabiliriz. Şuradan yazalım. Şimdi Fransızca mantığını düşünürsek bırakma, bugünün işini yarına diyeceğiz. Hemen şuradan yazalım. Nöpa'nın nöğsünü aldık ve fiili emir kipinde sen şahıs zamirine göre çekerek yazdık. Nöles hemen fiilin diğer tarafına payı ekledik. Nöles pa, bırakma. Neyi? Bugünün işini le travail d'aujourd'hui aujourd'hui Au ne zamana bırakma? Yarına. A döme. Şimdi bu bizim yaptığımız çeviri ve gayet güzel oldu. Peki Fransızca'da bu atasözü başka ne şekillerde söyleniyor? Onları da yazalım. Şuradan yazalım. Mesela ne les jamais yani asla bırakma diyor Fransızlar. Neyi? Bugünün işini le travail d'aujourd'hui Yarına derken yarın için gibi pur prepozisyonuyla ile söylüyorlar. Pur, dömen. Sonra metri ile yani re metri ile de kullanıyorlar, söylüyorlar. O da şöyle. pas à pa, ce sökü tu peux faire tu peux faire aujourd'hui yani bugün yapabildiğin bir şeyi yarına erteleme gibi söylüyorlar zira buradaki fiil şuradan yazalım rümetr fiili ertelemek ya da başka bir cümlede yerine koymak anlamlarını verir. Sıkılmadıysanız bir karşılık daha ekleyeyim. Yani bu atasözünün sözünün bir söyleniş şekli daha var. Onu da yazalım. Şöyle gidiyor da. Le travail d'aujourd'hui Aujourd'hui virgül ne le laisse pas à demain diyorlar. Buradaki le ise bir ilgi adılı. Yani le pronom kompleman ve le travail d'aujourd'hui'ye gönderme yapıyor. Fransızca'da bu atasözü nasıl söyleniyor diye birkaç karşılık yazdık. E, faydalı olur. Belki e, bir yerde, bir sınavda karşınıza çıkabilir. Okuyarak kontrol edelim. Bugünün işini yerine bırakma. Bizim yaptığımız tercüme, ne laisse pas le travail birebir doğru karşılığı oldu. Peki Fransızlar başka nasıl söylüyor? Ne laisse jamais le travail de pour demain. Yani bugünün işini yarına asla bırakma ya da ne remet pa ademen ce que tu peux faire aujourd'hui bugün yapabileceğin şeyi yarına erteleme ve le travail d'aujourd'hui bugünün işi ne le laisse pas à demain onu yarına bırakma şeklinde söylüyorlar ve la fin de la video yani Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 41. videosunun sonuna geldik. Bu seride 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Umarım bu çalışma şekli sizler için faydalı oluyordur. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olabilirsiniz. Hem bu serinin devamından hem de Farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olmak için kanalı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.